Deniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçen haftaki tarihi yayınınızı kaçırdım Gürkan Acır. Ama ben de ilgiyle izledim. Tebrik ediyorum hem seni hem stüdyodaki arkadaşlarımızı. Her hafta gerçekten Türkiye'nin siyasi gündemini belirliyor Taksim Meydanı. Bugün de yine çok önemli bilgileri heybemize aldık. Ankara'dan karşına geçtik. Stüdyodaki arkadaşlara, bizi izleyen milyonlara da selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Evet. Sevgili Deniz, şimdi hemen sıcağı sıcağına senle devam edelim. Çünkü sen yayına girmeden yaklaşık 7-8 dakika önce beni aradın ve öyle bir haber verdin ki belki de Türkiye'de siyasetin akışı bile değişebilir. Akışı bile değişebilir. Onun için sendeki o kulis bilgisini izleyicilerimizle lütfen paylaşır mısın? Şimdi Gürkan Acır, kulis bilgisini paylaşmadan hemen önce kısa bir özet yapalım. Tabii. Özellikle 14-28 Mart seçimleri Millet İttifakı adına kaybedildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında deyim yerindeyse bir şiddetli geçimsizlik başladı. Doğru. Bu şiddetli geçimsizlik Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sonradan aşırı itirazları olan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in ve kurmaylarının peş peşe ağır eleştirileri, akabinde işte hür müstakil seçime girme düşüncesi, Özgür Özel'in genel başkanlığı sonrasında değişmeyen bu tavrın sonrasında tabii gözler İstanbul ve İzmir'e, İstanbul ve Ankara'ya kilitlenmişti. İstanbul'da yaşanan son gelişmeleri tabii 21.00'dan sonra konuşulan isim, çok konuşulan isim, İbrahim Özkan burada siyasetinde şu olacak. anda ne diyeceği merak edilen isimlerinden eski İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'la dinleyeceğiz. Tabii bu ittifak ihtimalinin çok merak edilen şehirlerinden bir tanesi de Ankara'ydı. Ancak biz bu zamana kadar İyi Parti'yle hangi kurmayla görüşsek, Sayın Akşener'e en yakın kurmaylarla görüştük. Burada bazılarının demeçlerini de kendi ağızlarından verdik, ifadelerini buradan bir şekilde anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Ve biliyorsun şöyle bir çerçeve de vardı. 81 ilde hür ve müstakil. Bu 81 ile hem İstanbul hem Ankara'da dahildi. Bir süredir İstanbul'da yaşanan krizlerde biliyorsun ana aktör Ekrem İmamoğlu olarak açıkçası işaret edildi İyi Parti'de. Yani bu peş peşe gelen istifalar, İyi Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili başta İbrahim Özkan olmak üzere diğer meclis üyelerinin istifasına kadar giden bu süreçlerin arkasında Ekrem İmamoğlu etkisi var. İddialar hep güçlü bir şekilde dillendirildi. Ancak Ankara'da bu durum kendini daha çok böyle sessizlikle gösterdi Gürkan Acır. Yani Mansur Yavaş bu tartışmaların herhangi bir tarafında olmamaya özen gösterdi. Bu durum açıkçası ben de hep böyle senle de konuşmalarımızda biraz bilgi kırıntıları, biraz iddialar tam anlatılmaya değer olmadığı sürece anlatmıyoruz tabii burada. Ama kendi aramızda hep konuşmuştuk biliyorsun 2-3 haftadır bir diplomasiden, derinden yürüyen bir diplomasiden bahsediliyordu. Ankara özelinde İyi Parti ve CHP'li kurmaylar arasında. Şimdi bu bilgi kırıntıları bugün akşam saatlerinde yaptığım, önemli kaynağımla yaptığım görüşmenin ardından biraz ete kemiğe bürünmüş gibi gözüküyor. Merakla Şöyle ki bekliyoruz. Ne diyorsunuz? son 10 gündür İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da Mansur Yavaş özelinde bir işbirliği yapılabilmesi için diplomasi yürüten bir mekanizma var. Bu mekanizmanın göbeğinde sevgili Gürkan Acır, belki mekanizma kelimesi çok cümlenin akışına uygun olmadı ama bu diplomasiyi, bu yerel diplomasiyi yürüten isim İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan. Biliyorsun İyi Parti, ben senin sesini duyamıyorum bu arada, tam o yüzden bir şey diyorsan Arkadaş sadece güzel Gürkan gülümsemeni görüyorum sevgili Gürkan Hanım. Acır. Şimdi İyi Parti Milletvekili, Ankara Milletvekili Yüksel Aslan bir süredir Meral Akşener'le Ankara özelinde bir ittifak yapılabilmesi için görüşmeler yapıyordu. Aslında bu hafta bu görüşmelerin tamamlanması planlanıyordu. Yani bir işbirliği olup olmayacağı yönünde net bir karar alınması bekleniyordu ama Sayın Akşener geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir mevsimsel hastalık, grip yüzünden bu görüşmeler biraz Deniz beni ertelendi. duyuyor musun? Deniz beni duydun mu? Duyuyorum, Şimdi duyuyorum. çok hızlı Duyuyorum gidiyorsun. Bir Gürkan tane tane biz bunu bir alalım. Dur. Şimdi Yüksel Aslan, Ankara Milletvekili. Şimdi heyecanlı kısmı gelene Biliyorum. Kadar biraz hızlı özet yap. Farkındayım, Şimdi farkındayım ama yavaşlıyorum. Çok önemli bir kulis bu. Çünkü İstanbul İyi Parti birbiri ardına istifalarla sarsılıyor. Ama Ankara'da sen Tabii bambaşka ipler bir şey... koptu orada. Evet, Ankara'da bambaşka bir şey söylüyorsun. Diyorsun Şimdi, ki evet. Ankara'ya özel Evet. bir mekanizma var. Bu mekanizmanın içinde de önemli isim Yüksel Aslan diyorsun. Tamam mı? Ve bu Yüksel Aslan Evet. Meral Hanım'la görüşüyor Evet. diyorsun. Şimdi İstanbul'da da aslında benzer bir mekanizma Evet, vardı. evet. İbrahim Özkan önceki gün basın toplantısında anlattığı işte. Olmadı. Olmadı. Hatta Oktay Peki. Vural şu anda Genel Başkan Yardımcısı İYİ Parti. O işte İbrahim Özkan'ı
Sen kim oluyorsun da hangi yetkiyle? Efendim, onları konuşacağız. Gelince İbrahim Özkan konuşacak. CHP'li falan diye şey yaptı. Herhalde, eleştirdi. Anladığımız kadarıyla biri genel merkezde haberli, biri habersiz. Mekanizmaların farkı o. Evet. Şimdi şöyle, Deniz'den de alalım devam. Çok habersiz değil. Anlatırız. Şimdi anlatıyorum. Bir kere bu görüşmeler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleşiyor, Gürkan Acır. Bu da önemli. Bu görüşmeler çerçevesinde önemli kaynağımın, Sayın Yavaş'a da çok yakın, önemli kaynağımın aktardığı bilgiye göre Sayın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde olduğu bu görüşmeler, yani yüz yüze görüşmede Sayın Yavaş yok ama Yavaş adına ve İyi Parti adına ortak küme Yüksel Aslan, Ankara Milletvekili İyi Parti'nin aynı zamanda da biliyorsun seçimden önce de Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürüydü. Sayın Yüksel Aslan ve Genel Başkan Meral Akşener'in bu hafta çarşamba ya da perşembe gününe kadar, zaman da vereyim sevgili Gürkan Acır, bu görüşmeleri tamamlayacağı, bu görüşmeler çerçevesinde Yüksel Aslan'ın Ankara İttifakı olarak adlandırdıkları Mansur Yavaş özelinde bir işbirliği için somut bir teklifle Meral Akşener'e gideceği bilgisini size paylaşabilirim. Bu nasıl bir çalışma şekli olacak İyi Parti teklif, arasında? Tabii teklif nedir kabul yani? Görür görmez onu da birazdan ihtimal. Teklif şu. Mesela Ankara'nın büyük ilçelerinden Etimesgut ve Gölbaşı'nda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçime girme ihtimali yüksek Ankara'da. Eğer Mansur Yavaş üzerinde bir işbirliği yapılırsa. Ancak bu isimler İyi Parti'ye yakın. Daha önceden İyi Parti'de siyaset yapmış isimler olacak ve seçim sonrasında eğer gerek görülürse, aslında gerek görülürse de değil, bu işbirliği kapsamında kendi partisine geri dönecek. Yani İyi Parti'ye geri dönecek. Seçimde belki Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında girecek ama aday isimlerini İyi Parti karar verecek ve gene Mansur Yavaş ve Yüksel Aslan'ın açıkçası oluşturduğu bu görüşme mekanizmaları çerçevesinde. Deniz, bu konuyla Deniz, ilgili bir dakika, eğer gene, Ankara dur, Deniz, özelinde bir Deniz bir dakika, Deniz bir dakika dur. Gene bir tam bir çerçeveyi doğru oturtalım. Şimdi şöyle. Bir, Yüksel Aslan gidiyor Meral Hanım'la görüşüyor. Doğru mu? Doğru. Ve onunla bir trafiği o yürütüyor. Yetki alıyor ondan. Yetki alıyor. Ve evet, bu çarşamba perşembeye yani bu görüşmelerden sonra, Özgür Özel'in de haberi var. Özgür Özel'in de haberi var. Bir diplomasiyi Yüksel Aslan yürütüyor. Ve burada Meral Akşener olumlu bir yaklaşım sergiliyor ve Yüksel Aslan'a bu konuda yetki veriliyor. İyi Parti Yavaş Ankara cephesinde bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanmasına %90 gözüyle bakılıyor Gürkan Acır, onu da söyleyelim. Gözüyle bakılıyor. Tamam, ben bu anladıklarımı ifade ediyorum izleyicilerimizle beraber. Niye ya, o kadar kötü mü anlattım? Şimdi değil. Biz bir özetini çıkartalım mı? Sende çok fazla bilgi var da tane tek almaya çalışıyorum ben. Şimdi iki, İyi Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ı, CHP adayı Mansur Yavaş'ı desteklemek kararı verebilecek ve bu kararı da verirse ona Gölbaşı ve Etimesgut belediyelerini mi İyi Parti'ye bırakılacak? Şimdi sevgili Gürkan Acır, bu tabii neticelenen bir görüşmeden bahsetmiyoruz. Doğru ama sen bununla şu an taslak olarak söylüyorsun. Masaya bu hafta içi çarşamba ve perşembe günü netleşeceğini önemli kaynağım bana ifade etti. Bu görüşmelerin Ankara üzerinde bir işbirliği ihtimalinin de %90 civarında olduğu, tarafların birbirlerinin şartlarını kabul etme eğiliminde olduğu bilgisini verdi. Bir örnek olarak söylüyorum. Yani değişik bir model olabilir. Listelere karşılıklı müdahaleler, ortaklaşan o adaylaşma sürecinde ortak isimler, mutabık olan kalınan isimlerin İyi Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak gösterilmesinin çok önemli olmayacağı, isimler bazında bir işbirliği olacağı yine bana bugün önemli kaynağımın ifade ettiği bilgiler arasında. Dolayısıyla evet, bu 81 ilde eğer Ankara'nın istisna olma durumu olacaksa bu hafta için netleşecek. Bu görüşmelerinde çok ciddi düzeyde olduğunu ifade edebiliriz. Yine az önce de ifade ettim. Görüşmelerinde merkezinde İyi Parti Ankara Milletvekili Sayın Yüksel Aslan var. Biz de kendisine eğer burada söylemek istediği başka bir şey varsa bu konuyla ilgili de ekranlarımızın açık olduğunu ifade etmiş olalım.